Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tigurus, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Rig Fetter'da 560, 590, 600'lük kılıç da düşüyor aynı zamanda Gear Score'lu. Bu bölgede farm atmayı göstereceğim. Şimdi 60 olduk, ne yapacağız? Herkeste bir soru var. Bence şu anda Rig Fetter önemli. Daha önce de video atmıştım. Kahinlerin olduğu yer 590-600 arası Gear Score düşen yer. Haritada neredeyiz gösterelim. Rig Fetter'ın tam ortasında. Tam düşmek istemiyorum. Tam ortasındaki bölgedeyiz. Şurada Forest Deep var. Oradayız yani. Şimdi burada 3 tane boss var. Boss'un spawn time'ı çok hızlı. Hızlı bir şekilde 3 boss'u kesiyoruz. Hiç böyle ufaklarla uğraşmadan 3 boss'u kesiyoruz. 3 boss'tan da item atıyor bize. Aynı zamanda da şöyle söyleyeyim. Yaratıklardan bir kurtulabilirsek. Evet arkadaşlar, buradaki boss'u kesiyoruz önce. Buradaki boss'u kesiyoruz. Bu boss atıyor. Birincisi bu. Tabii şu an bizim parti daha şey olamadı herhalde. Kimse gelmedi buraya. Sadece Kha'Zix var. İyi damage vurmanız lazım boss'tan düşürebilmeniz için. Ama büyük ihtimalle düşmez ama yine de vuruyorum yani. Belki bir şey düşer. İnşallah aşağı düşmem. Evet, yeşil bir item attı. Bir skoruna bakalım. 525 bir skor düştü. Buradan arkadaşlarınızla devam ediyorsunuz. Şimdi diğer boss'a gitmek için bu kayıktan atlıyorsunuz. Zaten buraya geldiğinizde %90 bunu yapan partiler var. O partilerin peşine takılırsanız boss'ları rahat rahat kesersiniz. İlk boss'u kestik. Şimdi ikinci boss'u keseceğiz. O da burada. Ay, yanlışlıkla bayağı içeri girdim ya. Mühim olan burada 600'lük silah düşürmek. Amacımız o. Daha boss'a gelemedik, ufakları toparlıyoruz. Normalde o boss'u buraya çekmeleri lazım. Rahat rahat kesmemiz lazım da. Kimse çekmedi yani. Böyle manamızı dolduralım. Şu boss arkadaşlar, şu bak hareket yapıyor ya deli gibi. Manyak gibi zıplıyor falan. O boss'u keseceğiz. Buradan kutu alabilirsem güzel olur. Bizde 2 kişi şu anda, adamlar 6 kişi. Normalde burada tek gelmeyin. Tek kutu falan düşüremezsiniz. Aynı zamanda burada legendary item craftlama crafting şeyleri düşüyor. Resource'lar düşüyor. Onu da söyleyeyim yani. Her seferinde de bir şey düşmüyor. Duruma göre değişiyor yani. Bazen düşüyor, bazen düşmüyor. Bunda mesela bakalım düşecek mi? Yani bu boss'u keserken diğer boss'u craftlayabilirsiniz. Bakın bundan da düştü. Kutu aldık. Waterlock düştü. Burada Elite Chest'ler de var. Onları da almayı unutmayın arkadaşlar gelmişken. Şimdi bakın adamlar nasıl koştura koştura gidiyor. Biz de onların peşinden gidiyoruz şu an. Bizim partide geldi, yavaş yavaş kutular zaten çıkıyordu bize ama. Buradan diğer boss'a gidiyoruz. Zaten bir kere buraya gelirseniz eğer burada bütün adamları gördüğünüz ve takip edersiniz. Zaten oradan bütün her şey anlaşılır arkadaşlar. Şimdi buradan devam edelim. Son boss'u da keselim. Haritayı tekrar gösteriyorum. Burada arkadaşıma 600 gear score kılıç düştü. Yani işe yarar mı yaramaz mı? Ona siz bakacaksınız, karar vereceksiniz. İşte böyle yaparsanız olmaz. Bu ayıp. Evet, o loot'u kaçırdım düştüğüm için. Bu skill'i niye kullanıyorum? PvP attık arkadaşlarla, o yüzden kullanıyorum. Normalde bu skill'i kullanmayacaksın burada mate'e. Çünkü burada ilk geldiğinizde çok aşağı düşüyorsunuz. Çok fazla skill atmasanız da düşüyorsunuz. Koşarken falan ittiriyorlar falan. Şimdi diğer bir boss'a gidiyoruz. Yani buradaki amaç 3 tane boss'u kesebilmek. Kestikçe watermark'ınız artıyor. Watermark arttıkça 530 düşen gear score'liyken 560-90'lara kadar çıkıyor. Olayımız bu. Diğer boss'a şu soldan çıkıyoruz abi. Buradan kovalıyoruz boss'umuzu. Ha, burada. Diğer boss'un haritada da göstereyim. Lan yine aynı hatayı yaptım ya. Var ya, çıldıracağım. Ama Allah'tan son anda çevirdi. Şimdi biraz Ice'la vurduralım.
Bolt'u keselim bakalım ne düşecek. Başka Legendary Craft'a ne düşüyor derseniz şu an şu tarz şeyler düşüyor. Bunun gibi Glowing Spore falan. O diğerleri başka yerden düştü ama Pisel'e benzer şeyler düşüyor. Yani burada Legendary Craft sistemleri de düşürebiliyorsunuz. Void diye bir Legendary Craft şeyi var. Bakın burada yine loot düştü. Değişik bir kafalık düştü şu anda. Bakalım kaç G score? 516 G score. Light. Ama tier 5. Bir boss burada. Ben biraz farm yapayım, çıkan itemleri göstereyim zaten. Çantamda hiç item yoktu. Evet bakın Fancy Shell diye bir şey düştü. Bunun event geliyor. Craft için kullanılıyor mesela. Düşen şeyleri gösteriyorum ufak ufak. 545 G score, 540 G score. Güzel itemler düşüyor. Bence en iyi watermark şu anda burası. Bir de göstermiş olduğum elit yerleri var. Ben yine biraz bir yarım saat yapayım. Sonra size göstereceğim düşenleri. Videoyu da bitiririz o zaman. Evet arkadaşlar. Farmı bitirdim. Yarım saat yaptım. 577 G score'lu bir item düştü. Perkleri iyi değil. Ama Intelligent 9 konut. Aslında güzel. Light olarak ben bunun üstümü kullanabilirim. Çok da kötü değil. Bir sürü item düşüyor yani. Buradan sürekli itemler düşüyor. Bunları nasıl diyeyim size, 538, 520, 520, 520 yine kalkan düşüyor. Masket düşüyor. Bunlar gitgide artıyor. Arkadaşa bir tane sword düştü. Bu arada bu benim itemimmiş ya. Bu kafa karışıklığı olmasın, yanlış bilgi verme. Bu benim itemimmiş. Daha önce düşürdüğüm item. 545 düşmüş en fazla. 545 düşmüş. Bakın para eden itemler de var. Mesela bu. 540 diyor. 22 intelligent veriyor. Luck'ı da arttırıyor. Luck itemleri giyiyorum ben burada yaparken. %4 şans veriyor. Mesela buradayken şunu takabilirim. Bunu öylesine luck için takmıştım. Bu mesela çok iyi para eden bir item ama ben intelligent olduğum için bunu satmayacağım. Kendim giyeceğim. Mor item atmış. 535, 22 strength, miner pants. Bu da işte 250-300 gold'a satılıyor. Para da kasmış oluyorsunuz böylelikle. Yani 530 üstüne, 500 aşağısına bakmıyorum çok fazla. Burada yine para yeten item var mı diye bakıyorum. Sadece dex veren olabilir. İşte str veren, dex veren yok. Bunları da salvage edebilirsiniz lazım değilse. Silahlarda tipikal zaten 507, 24 strength'li. Bunlar artık para etmiyor, çok fazla değil. En fazla 538 G score'lu düşmüş. Life staff düşmüş. Kalkan düşmüş 520'li. Yarım saat yaptık ama yani yarım saati geçmedi. Sürekli boss kestik. Bunları salvage edip sürekli devam ediyorsunuz. Bir de şimdi buradan düşen eşyalar var ya, görmüş olduğunuz şu tarz eşyalar. Bu tarz eşyalarda oradaki armorların, legendary armor basıyor ya millet. Onların craft itemleri. Büyük ihtimalle genelde insanlar burada craft itemi düşürmek için buradalar. Aynı zamanda gear score'lu itemler düşüyor. Arkadaşım da 600 gear score'lu. Yani gördüm, eminim 600 gear score'lu 1000 don yani satılamayan bir kılıç düşürdü buradaki bosslardan. Bilginiz olsun. Abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.